Gelsin Hocam, bakalım genel konulardan neler var elimizde bir görelim. güzel bir soruyla başlıyorum. Benim de merak ettiğim bir şey. Biliyorsunuz bizim hem üniversitemiz hem çalıştığımız ortamlarda çok fazla farklı etnik kökenden gelen hocalarımız var. Çok uluslu diyebiliriz çalıştığımız ortama da. Bunun üzerine çok güzel bir soru gelmiş. Başka etnik kökenlere sahip insanlarla bir arada olmak, onlarla çalışmak beynimizi nasıl etkiler? Aslında güzel etkiler. Yani niye güzel etkiler? Birkaç hafta evvel soruyorum da bir benzer soruda insanın diğer primatlar gibi nasıl benzerini tercih etme meyli olduğunu konuşmuştuk. Bu fanatiklik biraz görüşlerde aşırı keskinliğe neye yatkın olduğumuzdan bahsetmiştik. Kenar etkisi dediğim bir mesele var. Kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabında bir bölümün de başlığı aynı zamanda. Kenar etkisi bizim tabiatta gördüğümüz bir şeydir. Birbirinden farklı ortamların kesiştiği ya da komşu olduğu alanların mesela işte diyelim su ve kara sınırı gibi, çayır orman sınırı gibi, su hava sınırı gibi kenarların her iki ortamın toplam verimliliğinden daha fazla bir verime sahip olduğunu görürüz. Çünkü bu tip arayüzler, ara ortamlar, kenarlar ya da sınırlar her iki ortamın da şartlarından istifade edebildiği için genellikle verimli ve zengin yerlerdir. Mesela işte bir göl kenarında gezeriz genellikle değil mi? Niye göl kenarı daha eğlencelidir? Gölün içinde gezmeyiz ya da uzağında değil de niye kenarında? Çünkü o kenar kısmında sazlıklar, yusufçuklar, kurbağalar, kaplumbağalar böyle bir takım hareketler vardır. Orası bize böyle daha zengin, daha güzel, seyranı daha hoş gelir. Şimdi bu tabiattaki hal aynı zamanda mesela insanlar arasında da, medeniyetler arasında da söz konusu. Mesela işte farklı ülkelerin sınırları var ya böyle bir aralarında. Ya o ülkelerin eğer aralarında bir savaş mavaş yoksa ve mesela sınır ticareti falan güzelse ki eskiden birçok ülke böyleydi. Ben bile hatırlıyorum. Ama artık bütün ülkelerin sınırlarında duvarlar var maalesef. Böyle ticaretin canlı olduğu yerler zaten eskiden beri kültür merkezleridir. Çok büyük işte yazarlar, filozoflar, şairler, bilim akademileri böyle yerlerden çıkardı. Ülkeler arasında duvarlar çekilmeye başladığından beri herkesin kendi içine kapandığı, daha böyle faşizan yönetimlerin tercih edildiği dönemlerin de aynı zamana gelmesi şaşırtıcı değil. Farklı ortamlardan beslenen insanların rutin ya da homojen bir ortamda yaşayan kişilere göre daha fazla zihinsel zenginliğe sahip olmasıyla rahatlıkla anlayabileceğimiz bir şey. Aynı şekilde bizim ülkede genellikle bir şey vardır. Yani böyle bir yabancı gelince tırnak içinde halini hareketini bilmediğimiz ecnebi de olabilir bu ya da başka bir kültürden ya da başka bir sosyal tabakadan addettiğimiz birileri olunca da olabilir. Rahatımız kaçar mesela. Böyle biraz daha derli toplu olma ihtiyacı hissettiğimiz için belki de bilmiyorum. Yani biraz böyle hani bizim eskiden biraz daha fazlaydı. Şimdi çok şükür azaldı da bizim gençler falan mesela böyle yabancı konukla iyi konuşmazlar falan. Bir kenara kaçarlar falan. Ya işte aman ne ben soracağım sen sor falan gibi. Böyle bir çekingenlik hali. Eskiden hani şehirli geldi köye derler. Hani şehirli gelince herkesin her hareketi değişir. Tabii, O aynen onun gibi. yabancılama hali vardır. İşte bu farklılığa karşı bir reaksiyon biz veririz doğal olarak. Bu işte primat taraftan gelen bir şey. Ama insan tarafımız şunu gayet rahat fark edebilir, öğrenebilir. Biz biraz bu doğal rahatsızlığa cesaretle yaklaşabilirsek, farklılıkların karşılaşmasından istifade etmeyi tercih edersek, üzerimizde belki utanma, belki rahatı bozma vesaire gibi olumsuz bir takım duygular olduğunda onları da bir kenara koyabilsek, çok güzel bir şekilde bu ortamlardan istifade ettiğimizi göreceğiz. Dünyanın bütün büyük mesela araştırma enstitüleri ve böyle çok patentler, işler çıkaran birçok yer genellikle çok uluslu yerlerdir. Çok farklı ülkelerden insanlar buraya gelirler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok Stanford, Harvard falan gibi ismini duyduğumuz üniversitelerin havası sadece Amerika'nın oralara paralara basıp da en parlak öğrencilerin okutmalarından kaynaklanmıyor. Oralar aynı zamanda dünyanın birçok yerinden birçok farklı kültürden insanlar da akıyor. Ve orada gerçekten aynı zamanda kültürel vasat olarak da çok doğurgan bir ortam oluşturulmuş oluyor. Biz birkaç yıldır Türkiye'de bir 10 senedir aştı. Birçok işte yabancı öğrenciler ülkemize geliyor. Ben mesela burada enteresan bir şey gözlemliyorum. Yani her üniversitenin işte tıp fakültesindeyken orada da öyleydi. Şimdi psikoloji bölümünde de öyle. Belli bir yabancı öğrenci kotası var ya da kontenjanı var. Normalde ben ilk başta çok sevinmiştim. O ne güzel bak öğrenciler geliyor böyle kültürel kaynaşma olacak falan. Valla bizimkiler 3 haftada hepsine Türkçe öğretip hepsini Türkiye dönüştürüyorlar. Adamlar ister Mozambik'ten, ister ABD'den, ister Almanya'dan gelsin. Ecnebilikleri kalmıyor. 2 dakikada ne zaman kokoreçe gidiyoruz, çorba gömelim mi babaya bağlıyorlar hepsi. Dolayısıyla bizim kültürün biraz böyle kendi rahatımızı bozmayalım diye asimilasyon kapasitesi bayağı yüksek gibi gözükmekte.
Amma ve lakin şu kültürel zenginlikten istifade etmenin zihnimize, ruhumuza ve beynimize neler yaptığını bir bilsek, daha doğrusu mekanizmasını bilmemize gerek yok. Yani o etkisinin tadını bir alabilsek bunun, çok önemli bir şey olacak. İlk Danimarka'ya gittiğimde heyecandan geberiyordum. Yani tam tabiriyle havaalanında uçaktan indim, dizlerim titriyor. İlk defa 1998 yılında ecnebi bir memlekete gitmişim. Hem de yani Amerika falan olsa filmlerden tanıyoruz, biliyoruz. Hadi İngiltere olsa bir derece. Tatlı serti seyretmişiz, MI6'e aşinayız, 007 dayımızın oğlu gibi falan. Ama Danimarka'yı hiç bilmiyoruz. Bunlar İngilizce konuşur mu konuşmaz mı, orada bile soru işareti var. Hakikaten çok stresliydim ama daha 24 saat geçmeden öyle bir ortamda karşılandım ve öyle kişilerle karşılaştım ki hala etkisinden kurtulabilmiş değilim. Orada geçirdiğim 3-4 aylık bir zaman dilimi vardı yüksek lisans tezim için. Bana en fazla şey katan yerlerden biridir. Ne zaman bilmediğim bir yere gitsem, ne zaman kültürü farklı bir yere gitsem hep zenginleşmişimdir ondan sonra. Çünkü o ilk seferde muhtemelen o ilk çekirgenliği üzerimizden attık. Hazal da çok gezenlerdendir bu arada, bilir bu etkiyi. Her zaman biz gitmek zorunda değiliz. Başka farklı, bizden değişik düşünen, değişik yaşayan, değişik kültürel birikimleri olan insanlarla aynı ortamlarda bulunmanın tadını lütfen almaya çalışalım. Etkilerin hemen hemen tamamının pozitif olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki gelen kişilerin hırlı mı, hırsız mı, potansiyel olarak iyi mi, kötü mü olduğuna göre çok değişir ama genel bir şey söyleyecek olursak karışma, kenar etkisi, tanışma iyidir. Bizim kültürümüzde de vardır ya, Kur'an-ı Kerim'de bile yazar yani farklı kavimler ırklar olmasının sebebi nedir? Tanışalım ve birbirimizi tanıyalım diyedir. Dolayısıyla bu tanışmanın hem kadim bilgiden hem bugünkü işte biraz nöropsikolojiden çok güzel teşvikleri var. Değerlendirebilmemiz ümidiyle inşallah. Ki bu arada hazır bu pandemi döneminde bunun hasretliğini çekerken de inşallah işler normale döndüğünde bu fırsatları daha da iyi değerlendirelim diye bir hatırlatma da ekleyeyim buraya. Hocam bana şeyi hatırlattı bu son eklemeniz. Hatırlıyor musunuz birkaç hafta önce dersten sonra bir böyle oturmuştuk ve kısa bir anda herkes farkında olmadan seyahat anılarını anlatmaya başladı. Nasıl özledik değil mi? Tam bu reaksiyon. Hani nasıl özledik değil mi? O seyahat etmeyi, tanışmayı, aynen, yeni bir şey keşfedebilir aynen halimizi. Ya vallahi bir daha böyle yok, yol beni yordu, uçak şu kadar bekledi falan diye şikayet edersem dilim lal olsun. Gene havaalanlarında beklemeyi çok özlemedim ama hakikaten canınızın çektiği, hani bütçenizin yettiği, zihninizin aktığı yere gidebilmek ne kadar büyük bir özgürlükmüş. Şimdi onu bir kere daha fark ediyoruz. İnşallah bu daha ciddileşmeden inşallah bu badireyi atlatalım. Çünkü gezmek önemli bir şey, görmek önemli bir şey. Bir şey de ekleyebiliriz. Aslında bu kenar etkisiyle çok güzel açıkladınız hocam ama aslında adaptasyonumuzu da arttıran, yani her ortama hızlıca adapte olabilme, sosyalleşebilme becerimizi de yükselten bir şey. Bugün yeni insanlarla tanışmak, yeni şeyler keşfetmek. Çok güzel hatırlattın. Davranışsal repertuarın zenginleşmesi aynı zamanda adaptasyon yeteneğiyle doğrudan alakalıdır. Yani bir insan eğer ömrü boyunca sürekli aynı rutini tekrarlıyorsa, mesela bu korona salgını gibi, COVID-19 salgını gibi durumlarda en fazla bu tip insanlar etkileniyor. Çünkü rutini bozulduğunda belirsizliğe adapte olamıyor. Ama çok gezen, çok farklı ortamlarda bulunan, farklı insanlarla ilişkide bulunan, ara ara iş, güç, merak, meşgale, hobi değiştiren insanlar bu tip durumlardan çok daha adaptif olarak geçiyorlar. Çok daha yaratıcı süreçler yaşayabiliyorlar. Bunu da çok güzel hatırlattın, çok güzel ekledin. Bunu bir kenara yazmak lazım. Yani böyle günlere hazırlık için barış günlerinde derler ya, dikkatli olmak lazım. Aynen.